17 Aralık operasyonları sırasında Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve oğlunun yaptığı telefon görüşmeleri internete sızmıştı. Konuşmalarda Güler'in oğlu Barış Güler'i nasıl ifade vereceği konusunda yönlendirdiği tapelere yansımıştı. Bu ses kayıtları sonrası Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Güler, "Geçtiğimiz günlerde oğlumla yaptığım 17 Aralık tarihli görüşme yansıtıldı. 17 Aralık günü ne ben oğlumu aradım ne de oğlum beni aradı" ifadelerini kullanmıştı. Güler, yasa dışı dinlemelerle montaj yapıldığını öne sürmüştü. "Şimdi oğlum, bu anladığım kadarıyla zelzele yapılan bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben danışmanlık ilişkim var. Gayri resmi danışmanlık ilişkim. Resmi onu yapmadım ben, babamın şey olmasın diye. Benim para alışverişim bu. Artı benim alacaklı olduğum dayımın oğlu akrabam bunların yanında çalışıyor. Onun bana borcu var. Senetlerimiz de var. Bunun şeyini yapıyorum ben onların tahsilatını yapıyorum." "Tamam, o kadar." "O kadar." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in aldığı bilirkişi raporuna göre ise bu ses kayıtlarının gerçek olduğu ortaya çıktı. "Yolsuzluk özelindeki Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmaları bugün itibariyle ispatlanmıştır." Eski Cumhuriyet Savcısı ve CHP Milletvekili Ali Özgündüz, "Rezanın Rızasını Kazananlar" isimli kitabında Muammer Güler'in konuşma tapelerinin soruşturma dosyasından çıkarılmasıyla ilgili talepte bulunduğunu iddia etti. Konuyla ilgili olarak Özgür Düşünce gazetesine verdiği röportajda Özgündüz, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu fezlekeleri gönderirken üst yazısı var. 4 sayfalık. Belgeyi ben biliyordum ama bulamıyordum. Belki AKP'li komisyon üyelerinin bile çoğu bunu görmedi. Sonra bu belgeyi elde ettim ve kitaba da koydum. Bu belgenin önemine, Muammer Güler 17 Aralık'tan sonra savcılar görevden alındıktan ve emniyet dağıtıldıktan sonra savcılığa talepte bulunuyor. Benim oğlumla yaptığım görüşme tapelerini çıkartın, imha edin," diyor. Savcılık da "bu delil niteliğindedir, bunları çıkarmam" cevabını veriyor. Muammer Güler bu talebiyle montaj denilen konuşmaları kabul ediyor, dedi.